Bugün elime Bosch'un hangi modeli olduğunu bilmediğim bir anakart geçti. Bu makinenin kaza rulmanı dağıtılmış, kaza rulmanı tamir edilmiş. Fakat makineyi çalıştırırken kartına su aldırdıkları için kartı patlamış durumda. Yani normalde kartı bu makinenin sağlanmış. Şansımızı deneyeceğiz. Öncelikle kararmalardan kurtulmak istiyorum. Aseton yardımıyla bunları güzelce temizliyorum ve bütün siyah kısımları atıyorum. Her zamanki gibi kart iki yönlü olduğu için ben bunu yapamayacağımı belirtsem de arkadaşım rica etti. Bak dedi, onun için bakıyorum. Kartın trafonun alt taraflarında da yanıklıklar var gördüğünüz gibi. Yani ne kadar ne patladığını birazdan göreceğiz. İlk kontrolleri sağladığımda bakın buranın komple aslında bir devre olduğunu fark ediyorum. Yani burası kopmuş. Burası kopmamış tamam ama alttan muhtemelen komple su aldığı için burayı yakmış. Bakın burada da bir kopmak üzere olan bir kısım var. Buraya da köprü atmam gerekecek. Enerji geçişi var. Köprüsü duruyor. Ama orayı yine tazeleyeceğim. Trafonun alt kısmına baktığım zaman buralarda da bayağı kabarmalar var ama genel manada sağlam gibi görüyorum. Bazı yerlerde gene devre iyice incelmiş durumda. Oraları yeniden kablo çekeceğim. Trafoyu yerinden çıkarttım. Trafonun alt kısımlarını kontrol ediyorum. Buradaki bağlantılar kopmamış. Trafomuz sağlam gibi duruyor. Trafonun altında kalan kısımları ölçüyorum. Aslında burada da bir problem yok. Burada güzel bir devrede patlaklık var ama demek ki sudan kaynaklı olmuş. Buraya herhangi bir köprü atmayacağım. Kontrollerimi sağlıyorum. Sıkıntı yok. Oradaki kabarmış yolları temizliyorum. Yani orası komple şase durumda olduğu için diğer taraftan zaten diğer tarafa tekrardan şase geliyor. Şimdi köşede kalan komple patlamış olan kısma köprü yapacağım. Öncelikle devreye lehimi yediriyorum. İki taraflı olarak tabii ki pastamızı falan sürdük. Her şeyi tek tek detaylandırmıyorum. Daha sonra buraya uygun bir kablo yardımıyla köprümü yapıyorum. Şimdi diğer incelmiş olan gördüğüm kısımlara da tekrardan köprü atacağım. Oralar çalışıyor ama belki yüke ampere bindiği zaman orayı komple patlatabilir. Onun için oradaki köprümü de yapıyorum. Bir de uç tarafta bir incelme vardı. Oranın da köprüsünü yapacağım ama oranın köprüsünü kartın arka yüzeyinden yapacağım. Lehim yapacağım. Trafonun ayaklarını, pastalarını sürüyorum. Oradaki temizlik işlemlerimi yapıyorum ve trafonun ayaklarını tek tek montajlamaya başlıyorum. Trafoyu zaten ters takma şansınız yok. Ayaklar farklı. Onun için herhangi bir sıkıntıya düşmezsiniz. Boşa mı vakit harcıyorum yoksa kart gerçekten çalışacak mı? Göreceğiz. İlk defa videomu izleyenler her zaman zaten söylüyor. Sen usta olamazsın. Öyle bir iş mi olur diye. Zaten usta olmadığımı tekrar tekrar belirtiyorum. Ustalarımız en güzel işçilikleri yapsınlar. Arkadaşımıza kartı teslim ettik. Mesajlar geldi. Kendisi videoyu da gönderdi. Şimdi onun gönderdiği videoyu hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi kartın bağlantılarını dışarıda yapmış. Makinenin gerekli kontrollerini sağlıyor. Start'a bastı. Işıklar yandı güzel. Sanki makine çalışacak gibi. Gerekli kontrolleri sağlıyor. Bütün programları tek tek deniyor. Start'a bastı. Motordan artık hareketi bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi motor da dönmeye başladı. Ve kartın çalıştığı bilgisini bize iletti. Bu tarz kendim bile yapabileceğime inanmadığım işlerin üstesinden gelmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Kendimin bile inanmadığım ama arkadaşımın inandığı yapabilirsin diyerek beni itelediği kart çalışır duruma geçti. Kendisine hayırlı olsun. Herkese hayırlı günler.